Ezel merhaba. Merhaba. İkimizi tanıyanlar bizim iyi arkadaş olduğumuzu biliyor ama bu videoyu Kozmo için çekiyoruz. Kozmo evet. Türkçe için. O yüzden ben şu anda Şafak değilim. Tamam. Kozmo Türkçe'nin elçisiyim. Tamam. Elçiye zeval olmaz. Olmaz hocam, doğru. Aynen şöyle göndermişler redaksiyondan. Rap sanatçısı Ezel Türkiye'de bir star idi. Birkaç yıldan beri ise Berlin'de yaşıyor. Şimdi yaptığı rap müziğiyle kendini Almanya'da da kabul ettirdi. Ezel'le Berlin'de evinde buluştuk. Gerçekten de öyle. Evinde buluştuk. Evet. Ve soruları sırayla sana sormaya başlıyorum şimdi. Tamam. Türk rap müziğinin ilk olarak Berlin'de ortaya çıktığı söylenir. Senin şu anda Berlin'de yaşıyor olman nasıl bir duygu? Harika bir duygu yani. Ben de zaten ilk geldiğimde kendimi aslında hacı gibi hissettim. Yani hani rap hacısı. Buraya gelip hani görmek, yani ilk çok heyecanlanmıştım zaten. O Berlin'e gideceğim, göreceğim. Hani sırf o havayı solumak bile diyordum. Benim için harika olacak. O yüzden hani mutluyum. Hani o şeyi görebilmek, buradaki hikayeleri, fikirleri işte duyabilmek. Nasıl bugünlere gelmiş Türkçe rap görebilmek. Onun dışında tabii buradaki bütün işte Türk diasporası, işte Türkiye diasporası. Onlarla tanışmak, hikayeleri dinlemek, görmek. Harika bir deneyim. Yani. Hiç bilmeyen için neden rap Berlin'de, neden burada bu kadar işte palazlanmış? Kısaca bunu anlatır mısın? Tabii duyduğum kadarıyla anlatayım. İşte insanlara, abilere sorduğum kadarıyla. Şöyle olmuş. Duvar zamanı. Amerikan asker, yani böyle hip hop işte çıktığında 80'lerin sonu, 90'ların başı. Rap kasetleri işte Amerikan askerleriyle gelmiş. Rap partileri yaparlarmış Amerikan askerleri, hip hop partileri. Yani tabii ondan önce hani Türkiye müziği burada işte halk müziği, işte arabesk ya da hani diğer şeylerden hani zaten kendi içinde dönüyormuş. Öyle o kasetlerle tanışan işte Türkler, hani partilere giden, yavaş yavaş işte oluşturmuş yani. Sonra işte birisi demiş hadi biz Türkçe yapalım bunu, İngilizce ya da Almanca yapacağımızı. Türkçeyle öyle başlamış yani, ilk Türkçe rap önce burada oluyor. Türkiye'de biraz daha sonra geliyor. Çünkü buradaki o zaman yaşayan Türklerin, tabii şimdi de derdimiz var ama o zaman ciddi bir derdi varmış. Tabii tabii. Ya orada zaten şey, direkt hip hop kültürüyle yani çok benimsemişler, hani çok böyle kendi dertlerini. Bobby'nin bir röportajı var. O zamanları anlatan bir doku. Orada anlatıyor yani. Evet dedi, hani bize burada hani direkt böyle hani bir şey olmuyor ama mesela şey diyorlar diyor. Komşum hani Türk olmasın. Belli bir ırkçılık ve aynı zamanda sınıfsal bir şeyleri de var. İşçiler, işçi çocukları genelde. Kendileri de işçi aynı zamanda. Onunla beraber tabii yakın hissediyorlar. Bir şekilde özdeşleştiriyorlar kendilerini o kültürle. Rahat oluyor yani. Hip hop'a, yani hip hop kültürünün buradaki gençler arasında yayılması. Peki senin Berlin'de olman ve az önce anlattığın ögeler üzerinde yükselmesi işte müziğin burada, Berlin'de ve senin yaptığın müziğin de bu olması. Senin müziğini nasıl etkiliyor? Ya buraya geldikten sonra ne değişti mesela? Buraya gelince tabii Berlin'de bütün tarzlardan, bütün türlerden kendine has böyle bir sanat camiası var. Türkiye'ye nazaran çok daha renkli, çok daha fazla dünyadan insan bulabileceğimiz bir yer Berlin. 4 milyon nüfusu var ama çeşitlilik anlamında çok daha kalabalık geliyor bana. Her türlü, çünkü her milletten insana denk geldim açıkçası. Bununla beraber tabii gene buradaki o Türkçe rap mirası diyeyim. Bugünlere kadar gelen. O da etkiledi. O duyguyu almak, o duyguyu tatmak. Onun dışında buraya has müzikler, kraut rock olsun, daha böyle Alman elektronik müziği olsun. Hepsinden böyle bir insan bir pay çıkartıyor kendine ufak ufak. Ben de bu etkileşimleri direkt olmasa da küçük küçük hani müziğimde varlığını, etkisini hissediyorum. Berlin'in biraz havası da böyle bazen o karamsarlığı oluyor. Böyle gri oldu ya hava böyle bir hafta, iki hafta. Şehrin şeyi çöküyor insanın üstüne. Ankara'da da özdeşleştirebiliyordum ben de kendimi şehirle. Burada da oluyor yani. O enerjiyi sana direkt veriyor. Müziğine de direkt yansıyor zaten. Şey var mı sende böyle, ya ben işte kapalı havada daha iyi yazarım falan. Gece daha iyi yazarım gibi. Yani değişiyor anın büyüsüne göre yani. Her an yazdığım oldu. Kapalı havada da oldu. İyi havada da. Ona göre tabii ruh hali değişiyor yani. Müzik yaparken senin ruh halin nasılsa genelde şarkılar, müzikler öyle çıkıyor. Tabii tezat zamanları da oluyor. Böyle çok güzel bir havada karamsar şarkılar ya da çok kapalı bir havada çok pozitif şarkılar da oluyor ama. Yani durumuna göre, anına göre, o anki duyguya göre değişebilir. Mesela Hayrola'yı hangi masada yazdın? Nerede yazdın, hatırlıyor musun? Aklıma o geldi. Ben o şarkıyı çok seviyorum. Sağ olasın. Hayrola'yı Kreuzberg'de yazdım, stüdyoda. Boogie ile Arts beat yolladığı zaman altyapıyı böyle çok sevmiştim. Dedim of, bu dedim tam benlik yani. Buna girmem lazım. Neyse elimizde, yani stüdyoya gidince böyle elimizde ne var önce bir onları gözden geçiririz. Böyle deyince o anda gene hava da aslında evet soğuktu, kışındı. Dedim tam buna gidecek şu an melodiler, tam şey. Öyle çıktı. Kartel, Killa Hakan. Bunlar Berlin'le özdeşleşmiş rap sanatçıları. Evet. Türkiye'de de çok takip ediliyorlar. Muhtemelen sen de takip ediyordun.
Aslında soru bu. Takip ediyor muydun? Tabii ki ediyordum canım. Deli gibi ediyordum yani hem de. İlk alma yani Amerika ile beraber tabii Türkçe rap için kökenlerine bakmak istediğimiz zaman buraya bakıyorduk. Buradan işte Fuat da buradan çıkma. Daha birçok isim de öyle. Almanya'dan hani kartel Almanya'nın üç köşesinde. Buraya bakıyorduk. Buradaki şey de vardı burada. Türk olup Almanca yapan insanlara da biz bakıyorduk. O sanatçılara da bakıyorduk çünkü. Onlarla da bir şekilde hani gurur duyuyorsun bir noktada. Onları da böyle izliyorduk. Türkiye'deyken de mi izliyordun? Tabii Türkiye'de. Şöyle yani bizim şansımız şu oldu bizim neslin. İşte ben 15 yaşlarımdayken falan YouTube gelince piyasaya. Hani araştırmaya baktım. Ondan öncesinde pasajlardan rap kasetleri alırdık. Ya da sınıf arkadaşlarımızda, etraf mahalleden arkadaşlarımızda varsa rap kasetleri onları kasetlere çekerdik. Dağıtırdık. Çok underground'du yani. Hakikaten underground bir kültürdü. Bulmak, ulaşmak zordu. Çok bilen de yoktu etrafımızda. Hani televizyonda görüp bol giyiniyorduk. Yani biraz öyle bir şeydi. Ya da işte MTV'de falan denk gelirse. İşte dergilerden. Yani çok değerli materyallerdi o zaman. Şimdi hiç yani esamesi okumuyor hani böyle şeylerin. Hani internette her şeyi bulabildiğin için. O zamanlar öyleydi. YouTube çıkınca, internet biraz daha gelişince ben mesela hani bir adeta bir tarihçi gibi yaklaştım yani olaya. Hep bir şeye baktım. Bu iş Amerika'da nasıl çıkmış? İlk rap şarkısı, ilk yani rapin kökenleri bilmem ne. Ondan sonra işte Türkçe rapin tarihini araştırmaya başladım. Öyle olunca tabii ilk durak Almanya oluyor. Benim çok böyle buradan şimdi keşfettim hani akrabalarım olduğunu buradan ama hani büyüdüğüm zaman buradan da çok bir akrabam yoktu. Hiç Almanya'yla kültürel bir alışverişim olmamıştı taşınana kadar. O yüzden hep kendi çabamla işte gene İstanbul'da abilere sorarak nasıldı, ne oldu falan filan kendimce öyle bir tarih öğrendim. Buraya gelince tabii daha da derinleştirdim. İşte direkt sorabilme fırsatım oldu yani kartel üyelerine, Kila Hakan'a, herkese sorabilme imkanım oldu. Abi ne oldu hani burada? Siz nasıl yaptınız, ne yaptınız? Oralardan bir sürü hikaye duydum tabii. Ezel, şimdi Sercan'a bir soru soracağım. Tamam. Erzincan şapkasını ben şimdi dikkat ettim. Evet. Ya önceden bildiğim bir şapka ama şimdi herkes insan bir görüp sorar orada oturuyorsun diye bana kızmasın diye. Yok ya. Şapkanın mazisi ne ve bir tarafında Erzincanlı. Biraz onu anlatır mısın? Evet. Anne tarafım Erzincanlı. Çok gittim çocukken köye. Dayım, küçük dayım köyden hiç ayrılmadı. Hiç şehre taşımamıştı. Köy anılarım benim için harika yani. İnek sağdığım, eşeğe bindiğim, işte dağda çobanlık yaptığım. Hangi köy? Erzincan Ilıç Yakuplu köyü. Gidiyordun oraya. Tabii yani gene en son Türkiye'deyken gittim 2-3 sene önce böyle bir göreyim diye. Tabii kimse kalmamış. Ben çocukken gittiğim zaman köyde çoluk çocuk vardı. Eşek yarışı yapıyorduk çocuklarla yani daha böyle kalabalıktı. En son gittiğimde 2 kişi yaşıyordu yani. Bir anne ve kızı yaşıyordu. Seviyorsun değil mi sen Erzincan'ı? Seviyorum. Her yerini seviyorum Türkiye'nin yani. Her yerine gidip böyle her yerin kendine has bir şeyi var. O kadar cezbedici ki beni. Vazgeçemem yani aslında hiçbir köşesinden, kültüründen. Çevresinin de öyle. Türkiye'nin de çevresinin de yani. Ortak bir Akdeniz kültürü, ortak bir Mezopotamya kültürü işte olması. Çok cezbediyor beni. Çok hoşuma gidiyor. Gitmek istediğin yer var mı Türkiye'de? Ben galiba bir tek Doğu Karadeniz'i gidemedim. Onun dışında yani ne bileyim Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu çok gezdim. Karadeniz'i de işte Trabzon, Samsun, Ordu, hani Bartın o kadar. Ama direkt böyle Doğu Karadeniz'e hiç gitmedim. Çok duydum işte hani doğasını, yeşilini. O nasip olmadı. Umarım orası da denk gelir yani. En güzel de yeri herhalde ya. Evet, evet. Evet. Gideceğiz bir gün. Gidelim, süper olur. Bir de tabii senin farklı bir tarafın var. Sen Almanya'nın bu Gastarbeiter müzik kültürünü de çok yakından takip ediyorsun. İşte Metin Türköz, Yüksel Özkasap, Ata Canani. Onlarla tanışmam, onlardan haberinin olması nasıl oldu? Ya işte dediğim gibi kendim baka baka hem Spotify'dan öyle yazınca, YouTube'dan bakınca tek tük böyle denk geliyordum ama hani ben bakayım dedim. Hani hepsi karşıma çıktı. Sonra görünce işte YouTube'da böyle mesela Ata Canani'nin Almanca türkü söylediğini hani böyle görünce biraz sözlerine de bakıp hani böyle süper bir duruş olduğunu görünce şoka girmiştim. Yani mükemmel dedim ya bu inanılmaz bir şey yani materyal. Yani acayip şeyler var. Onlara denk gelince işte insan ne bileyim yani çok sevindim. Yeni bir hazine bulmuş gibi oldum. Daha önce hani bulmadım, hiç farkında olmadım. Bir damar bulmuş oldum. Çok sevdim yani burada hani psikodelik müziğin de işte etkisi. Onu da görebiliyorsun o zamanlarda. Derdi Yoklar ikilisi falan onlar böyle. İşte Aşık Emrah'ın işte altyapılarında falan. Mükemmel değil mi? Evet. Nasıl yapmış? O Almanlar da mı yapmış acaba yani? Galiba ya Almanlar da olabilir. Tek tük işin içinde olanlar var. Yani o yüzden bayıldım yani. Öyle bir şey de var buranın. Öyle bir geçmişi var. Sonra ne bileyim burada işte Cem Karaca'nın yaptığı albüm var. Şey var hani bir sürü böyle. Onu biraz ayırmalıyız değil mi diğerlerinden? Çünkü orada bir politik de bir duruş. Tabii var. Bir de tabii kesinlikle. Ya o bir de hadi diğerleri daha böyle çalışmaya gelip hani burada şey olmuş. Cem Karaca direkt sürgün yani. Direkt işte vatandaşlıktan çıkarılma 80'ler bilmem ne. Buraya gelip işte Almanca öğrenip bir de Almanca şarkılar yapıp işte televizyonda röportajlara falan çıkması. Yani dedim adam kral yani. Dedim ya bir şey diye başka bir şey düşünemiyor insan yani. İşte yolumuz gurbete düştü yani. O duyguyu
Böyle ondan en sert ondan hissediyorum aslında. Diğer tayfa daha böyle şey olduğu için hani gene böyle bir iş güç ya da hani herkesin o gurbet sebebi farklı. O Cem Karaca böyle bir estiği zaman yolumuz gurbete düştü diye çok pis bana da dokunuyor içten içe yani. Çünkü benziyor değil mi? Senin de yani biraz hani biraz direkt mı? Aynı diyemem. O zaman insanların çektikleri de çok başkaymış. Şimdi işte çekilenler de çok başka. Hani hepsinin dönemsel kendine ait iç dinamikleri var tabii ama. Yani en azından bir sanatsal sebepten dolayı bir noktada işte baskı görüp hani bu yollara çıkmış olması hani şey yapıyor. Beni böyle bir gene bağdaştırıyorum biraz evet. O zaman bir isim daha söyleyeyim ve susayım. Hakkında hani ne düşündüğünü merak ediyorum. Çünkü bir şarkısını yüzüne yazacak kadar seviyorsun. Evet. Neşet Ertaş. Evet. Vallahi ne diyeyim? Sabah akşam dinliyorum. Sen gelmeden önce de açtım. Biraz oynadım. En çok yani şöyle sabah müziği Neşet Ertaş'ın Sözlü Oyun Havaları albümünü çok seviyorum. Kıpır kıpır oluyor insan. Hani her şarkı çok güzel. İçinde hem hüzün var hem oynatıyor. Ama tabii belli bir saatten sonra direkt bozlaklar falan hani böyle direkt ciğer dolması saatine. Daha var daha erken ama yani ruhumu çok besliyor ya. Hiç böyle duygularımı hani başka müziklerin, başka sanatların yüreğimde ulaşamayacağı noktalara dokunuyor böyle. Kimsenin anlatmadığı şekilde anlatıyor derdini ve hem halk müziği Türkçe çok da basit bir dil, çok sade bir dil. Ağız mı diyeyim o hani yazılı, sözlü hani edebiyat. Basit cümlelerle ciğerini deşiyor yani. O çok çok büyük bir sanat. Yani zaten şarkılar, şarkı sözleri daha böyle zorlaştıkça, daha kompleks bir hale geldikçe tam sen de o, yani adapte olamıyorsun. Çok basit sözler yazınca da insan hani çok dinlemiyor fakat az kelimeyle yani öz kelimeyle gerçekten çok uzun cümleler kurabiliyorsun hani çok çok basit şeyler söyleyerek çok büyük anlamlar yaratabiliyorsun işte Neşet Ertaş'ın müziğinde mesela bu duygudan ben hani çok Ah yalan dünya. Yani Uzatmaya gerek yok evet ya. Gerek yok. Cahildim dünyanın rengine Yemin kandım. kandım mesela. Hani çok böyle birden böyle İnanılmaz. söz öbekleri yani birden tak diye böyle masaya vurup söyleyeceği hani. O yüzden çok etkileniyor insan. Sen böyle anlattıkça herkesin, izleyen herkesin aklına bir sürü şey geldi. Ben benimkileri söyledim. Goynumdaki son yağ da gurbetleridir diyor ya. İşte Ya. mesela. Nasıl anlatacağım bunu ya? Ya inanılmaz evet. Almanya'daki hayatına geçelim. Berlin'e alışabildin mi yoksa Ankara'yı özlüyor musun? Berlin'e alıştım bir tek soğuğuna alışamadım. Bunu söyleyince Ankara'da soğuk değil mi diyorlar. Biz Ankaralılar da genelde şöyle diyoruz. Ankaralıyız ama kardan adam değiliz kardeşim gibi bir lafımız var. Benim Çok iyi. aklıma o geliyor yani. Soğuk abi geçmiyor. Dün bak millet hava sıcak yani. Gün içinde sıcak hava. Akşam bisikletle stüdyodan gelirken dondum yani. Zatürre oluyordum. Onun dışında Almanca'ya alıştım. Lisan'a alıştım. Yani burada rahatladım bile yani. Türkiye'ye hani Ankara'yı çok özlüyorum tabii ki. Yani arkadaşlarımı, aileyi işte ne bileyim gitmeyi sevdiğim mekanları, yerleri, parkları, bir sürü sokakları hani. Çünkü beni ben yapan şey orası yani. Orada aşındırdığım yollar. Ya ama bir yandan zaten hani çok uzun zamanımı verdim. Ankara'da bence benden zaten gitmemi ister yani. Hani Sercan işte bak ben zaten burada doğdum. Benim içimde doğdun. Hani git koş kendini gerçekleştir. Konuşabilseydi benimle bence böyle söylerdi. Bir yandan da işte herkes şey diyor yani. Hani hem beni özlediğini söylüyor arkadaşlarım. Bir yandan diyor işte Sercan hani böyle tanıyamazsın işte değişti artık hani böyle. Zaten ama değişim hep olan bir şey şehirlerde. Şehri de canlı tutan bir şey ama bilmiyorum. Özledim ama Berlin'de bayağı mutluyum yani yalan yok. Yine de bazı sosyal kabiliyetlerimi kaybettiğimi düşünüyorum. Ankara'da hep tetikte olman lazım. Burada öyle bir şey yok. Sağ Oo, yani aynen. Almancayı konuşalım biraz. Okay. Seninle biz bundan 3 sene önce bir röportaj yapmıştık. Sen Aha. orada bir kelimeyi söyleyemiyordun ve müzdariptin bundan. Chinesisch ist toa. Ooo, tamam sen olmuşsun. Tabii canım. Bayağı bildiğin Angela Oldum. Merkel'den güzel Aynen. söylüyorsun yani. Yani Aussprache'm çok güzelmiş. Öyle söylüyorlar. Senin İngilizcen de çok iyi. Sen kolejde de okudun değil mi? Evet, İlkokulda, evet. ilkokul 7. orta, sınıfa 7. kadar sınıfa okudum. kadar kolejde okudun. İngilizce öğrenmişsin ve sonra Evet. da onu bir şekilde geliştirmişsin. Evet, evet. Ben koleje bağladım bilmiyorum niye. Ha, yok, doğru, Öyle, mantıklı. öyle geliyor bana. Peki, Türkçe ve İngilizceden sonra Almancanın ilginçlikleri, Hı-hı. zorlukları, onları nasıl ifade edersin? Ya şunu kesin söyleyeyim. İngilizce bilmek Almanca öğrenmeye çok yarıyor. Yani sonuçta İngilizce Almancadan gelen bir dil. Cermanik bir dil. Ama gramer zor aga. Hiç ters köşe. Çok İngilizce ile hiç alakası yok. İngilizce bilmek avantaj dedim ya bazen dezavantaj nokta olduğu yönleri de oluyor. Çünkü bu yakınlığından dolayı İngilizce düşünüyorsun Almanca konuşurken. Fakat hiç alakası yok. Yani kesinlikle öyle düşünmemen lazım.
bambaşka bir yapısı var. Ama bu zorluğu da hoşuma gidiyor. Artık en azından ya ilk başta direkt konuşanları anlamıyordum. Yazsa kelime kelime, yazsan göstersen daha iyi anlayacağım ama hele böyle aksanlı böyle ağır Berlin aksanı, Bavyera aksanı falan onları hiç böyle ayıkamıyordum işte ilk geldiğimde. Gene hani böyle bir fikrim oluyor artık. Kulak dolgunluğuyla alakalı. Ama ben takdir ediyorum böyle bir yerlerde oturduğumuzda sen Almanca konuşuyorsun yani. Öyle evet, bir çat medeni cesaretin var. Başka türlü ya, kafa göz girmeden öğrenilmiyor evet. Kesinlikle. Ama sen Almanca rap yapmak istiyorsun gibi bir his var içinde. Tabii tabii neden olmasın? Neden olmasın? Ya bana kalsa ya bana deseler ki Sercan lambadan cin çıksa dese ki üç dilek de değil bir dilek hakkı olsa ne isterdin dese. Herhalde derdim ben dünyadaki bütün dilleri, bütün aksanlarıyla konuşmak istiyorum derdim. Ya ben korktum siyasi bir yere bağlayacaksın sandım. Yok ya. Tek bir şey istiyorum deyince. Dünya barışı. Son olarak Almanya'daki bizleri konuşalım. Hı-hı. Almanya'daki Türkiye kökenleri. Hem buradaki insanlarla ilişkin nasıl? Hem de sen de artık Almancı mısın? Ben Almancıyım abi. Net ben de bir Almancıyım artık. Ya bunu şurada anladım ilk. Bir şey söyleyeceğim aklıma gelmediğinde Almancasını söylediğim zaman yürekten, gönülden bir Almancı olduğumu anladım. Hani örnek Beispiel ne desem bilmiyorum. Böyle gibi mesela tüm Beispiel. Aklıma gelmedi. Yani onun dışında yani Berlin'e gelme sebebim gibi biraz da buradaki o etkileşim, tanıdık insanların olması, tanıdık simaların, kültürün olması Türkiye'ye de çok şey kattığını düşünüyorum. Türkiye'deyken ben de hani çok fazla buradaki insanların dertlerini yani kulaktan dolma, televizyondan görme, çok yüzeysel bir şekilde biliyordum. İşte gurbetçiler, Almancılar. Hani görene kadar klişelerle kafamda bir Almancı imgesi vardı. Geldikten sonra bazı klişelerin tamam hani olmasıyla beraber bir yandan yani çok başka bir boyutu olduğunu gördüm. Ya Türkiye'de bulunup hiç görmediğin zaman burayı kafanda çok başkalaştırıyorsun. Ben hani şunu gördüm Almanya'da. 90'lar Türkiye'sinden çok fazla iz görüyorsun. Hani insan ilişkisi olarak, komşuluklar, daha birbirine biraz daha ihtiyaç duyduğun için bir komünite olarak bana o zamanları çok hatırlattı. Yani çocukluğumun cebecisini, hani insanların muhabbetini birbiriyle. Bir şey var yani daha böyle bir samimiyet var. Türkiye çünkü hani zorlaşıyor insanlar her geçen gün daha bireyselleşiyor. Tabii burada da öyle yani zaten bir Avrupa bireyselciliği tabii ki var. Ama bununla beraber bana o dokuyu tadı verdi diyebilirim hani buradaki kitle. Bir de Türkiye'de birbirini boğazlayacak insanlar. Politik işte siyasi başka sebeplerden dolayı. Burada bir arada yaşamak zorundalar. Kendi görüşleri de olsa yeri geldiğinde hani olaylar da olsa bu muhtaçlığın hani bir arada olmanın hani getirdiği bir saygı durumunun da olduğunu düşünüyorum gördüm. Yani dediğim gibi yani Türkiye'de olsa daha hassas ya da daha böyle kavgacı ya da şey davranacak insanlar burada daha tolere olmak zorunda yani. Hani bir yandan da buranın tabii belli bir şeyi de var hani Almanya'nın kendi hukuki ya da sınır dışı kanunu falan gibi diyebilirim. Ama bu da hani hoşuma gidiyor. Daha bir tık daha toleranslı yapıyor insanları sanki. Yani burada o güzel damarı bulmak istersen çok rahat buluyorsun. Beslenecek çok fazla şey buluyorsun yani. Ben burada Türkiye'yi bir daha tanımış oluyorsun. Yani bir yandan Berlin, Türkiye'nin de adeta bir kopyası işte. Her yerinden, her kesiminden, her kafasından insan var. Genci var, yaşlısı var, sonradan geleni var. Hikayeleri çok başka, kafa yapıları da çok başka, hayata bakışları da çok başka. Ama bir yandan hani o kadar aslında ortak yönleri gördüğün zaman hani ben öyle hissettim. Yani Türkiye'yi bir kez daha tanıdım. Bundan da çok mutluyum. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. Kendi insanımı tanımak açısından. Türkçe müzik yapıyorum işte. Bu müzik de sonuçta sosyal de bir şey yani. Bu sosyalliğin içerisinde bana yardımcı oluyor kendimi ifade etmede, geliştirmede. Ben de evet ama gururla söyleyebilirim. Ben de bir Almancıyım yani. Yani bir yere gitmiyorsun. Yok buradayım aga. Seviyorum. O sözü alıyoruz. Yani giderim şöyle söyleyeyim. Nasıl Ankara benden hani çık dedi bekledi dedim ya. Berlin'den de tabii ki gideceğim yani bir yandan. Ama kesinlikle ömür boyu bir ayağım burada kalsın istiyorum. Bu iş olarak da yani sonuçta kıta Avrupası'nın başkenti diyebileceğimiz bir yer. Sanatsal olarak çok güçlü bir yer Berlin. Buranın kendine has işte dediğim ya çok güçlü bir aslında müzik sanat kültürü var. Ben de inanılmaz ya stüdyoya gidiyorum. İnanılmaz bir müzisyen dünya çapında atıyorum. Dinlediğim, çocukluğumdan beri takip ettiğim. O an Berlin'deymiş. Stüdyoya geliyor. Hop tanışıyorum hani hiç yani böyle şeyler oluyor burada. O yüzden hani burayı seviyorum. Bir ayağım kesinlikle kalacak. Ama tabii ben de hani biraz daha dünyayı görmek, gezmek, daha da kafamı açmak istiyorum. Çünkü gördüğümüz, bildiğimiz kadarız yani hepimiz. Ben de hani bugün yani okumakla, araştırmakla tabii ki belli bir şey kat edebiliyorsun ama o kültürleri direkt yerinde
görmedikçe, direkt böyle hani o şeyin içinde olmadıkça, nasıl ben Almanya'ya gelmeden önce çok daha klişe bir fikrim vardı bura ve buradaki insanlar hakkında. Aynen, bütün dünya içinde öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden isterim başka dünya başkentlerinde de birer ikişer sene yaşamak, böyle görmek. Bir noktada benim tanıdığım Sercan Jamaikalıların arasına bir girecek. Gireceğim, az kaldı. Amerika'ya bir gideceğim. Korona yüzünden oldu bunlar. Yoksa evet, çoktan gitmiştim. Sendeki o merakı çok yakından takip eden birisi olarak biliyorum yani. Evet. Bunu zaten yaparsın. Yapmalısın. Evet. Sercan, Kozmo Türkçe izleyicileri, dinleyicileri, takipçileri ve redaksiyonu olarak sana çok teşekkür. Ben de sizlere ederim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel. Bayılıyorum dinlemeyi. Teşekkürler. Sağ olun.